Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kısa süre önce ülkemizde satışa sunulmuş olan Redmi Note 12 serisine bir göz atacağız. Biliyorsunuz Xiaomi'nin en popüler serilerinden birisi Redmi Note serisi ki kısa süre önce de bu serinin yeni cihazları Redmi Note 12 ve Redmi Note 12 Pro ülkemizde raflardaki yerini aldı. Peki bu cihazlar bizlere neler sunuyor? Dilerseniz gelin bu cihazlara bir göz atalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu belirtelim. Genel olarak Türkiye pazarında fiyat performans denildiğinde akla gelen ilk serilerden birisi de şüphesiz Redmi Note serisi olacaktır. Bugüne kadar satışa sunulmuş olan Redmi Note serileri ülkemizde deyim yerinde ise peynir ekmek gibi sattı ki bu yıl tanıtılan ve kısa süre önce satışa sunulan Redmi Note 12 ve 12 Pro modelleri de muhtemelen başarılı satış rakamlarına ulaşacaktır. Neden? Çünkü yine Xiaomi karşımıza fiyat performans modeli kavramını zirveye taşıyan iki cihaz çıkarmış durumda. Peki bu cihazlar bizlere neler sunuyor? Dilerseniz arkadaşlar tasarımla başlayalım incelememize. Burada gördüğünüz gibi hem Redmi Note 12 hem de Redmi Note 12 Pro bulunuyor. Cihazlara ön taraftan baktığınız zaman açıkçası hani iki cihaz arasında pek bir fark yok ama iki telefonun da arkasını çevirdiğiniz zaman kamera kurulumlarından direkt olarak hangi cihazın pro versiyonu, hangi cihazın düz versiyonu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tabii ki Xiaomi burada iki telefonunda da orta segmentin üst seviyesine hitap eden özelliklere yer vermiş. Dilerseniz bu açıdan en önce düz modelimiz yani Redmi Note 12 ile başlayalım. Redmi Note 12'de arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 685 Yonga seti bulunuyor. Bu altın 10 metrelik bir Yonga seti ve bu Yonga setinin en önemli özelliği güç tüketiminin oldukça düşük olması. Zaten biliyorsunuz söz konusu 6 nanometrelik bir Yonga seti olduğu zaman bu işlemci ve grafik işlemcisi içerisinde yer alan transistörler arasındaki mesafelerin 6 nanometreye kadar indiği anlamına geliyor. Peki bu ne demek? 6 nanometreye kadar inen mesafe anahtarlama elemanlarının görevlerini daha stabil bir şekilde yapmasını sağlıyor ve doğal olarak güç tüketimi düşüyor. Bununla birlikte arkadaşlar cihazımızın ısınma sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Bize gelen model 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Bu noktada hem RAM'in hem de dahili depolama alanının yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu belirtmek istiyorum. MicroSD kart desteği de var. Dolayısıyla dahili depolamanın yeterli olmadığı yerlerde microSD kart desteğine de başvurabilirsiniz arkadaşlar. Bu telefonda benim en çok hoşuma giden özellik ise 120 Hz'lik bir AMOLED ekranla gelmesi oldu. Biliyorsunuz orta segmentte biz 120 Hz'lik AMOLED ekranları görmeye çok fazla alışık değiliz. Dolayısıyla burada ekran yenileme hızının 120 Hz'e kadar çıkarılmış olması bence önemli bir artı. Neden? Ekranın 120 Hz'e çıkması demek ekran akıcılığının neredeyse kusursuz seviyelere kadar ulaşması anlamına geliyor. Özellikle de cep telefonunda, akıllı telefonda oyun oynamayı seven biriyseniz bu özelliğin sizin için kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ekrandan bahsetmişken şuna da değinmek istiyorum. Bu ekranda arkadaşlar DCI-P3 özelliği var ve 6.67 inçlik Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Dolayısıyla ekran tarafında telefonun beklentileri fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz. Diyelim ve Redmi Note 12'yi bir köşeye bırakıp dilerseniz şimdi Redmi Note 12 Pro'ya bir geçiş yapalım. Bakalım Redmi Note 12 Pro bize ekran, işlemci, RAM ve tabii ki de dahili depolama tarafında neler sunuyor. Redmi Note 12 Pro'da arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece canlı bir ekran mevcut. Bu ekran yine aynı Redmi Note 12'de olduğu gibi 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Yine burada bir AMOLED ekrandan bahsediyoruz. Full HD Plus çözünürlüğe sahip ama burada Dolby Vision özelliği de var. Ayrıca
Dolby Atmos özelliği de bulunuyor bu telefonda. Dolayısıyla sizleri daha sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. Ekran tarafı arkadaşlar oyun oynayanlar için son derece önemli. Bunun yanında eğer sosyal medyada gezinmeyi seviyorsanız, sosyal medya uygulamalarında özellikle fotoğraf düzenleme uygulamalarında çok fazla vakit geçiriyorsanız, yine Redmi Note 12 Pro'nun sizlere son derece iyi bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz. Gelelim bu cihazımızda kullanılan Yonga setine arkadaşlar. Xiaomi bu cihazında Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 732G Yonga'sına yer vermiş. Yani son derece seri bir işlemciye sahip, zaten bu işlemcinin performansını az çok biliyoruz arkadaşlar. Telefon Yonga set tarafında, yani performans tarafında kesinlikle sahiplerini üzmeyecek bir cihaz. Bize gelen telefonda arkadaşlar 8 GB RAM bulunuyor ve dahili depolama alanı da 256 GB. Bu depolama alanının hayli hayli yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü günümüzde özellikle orta üst segment cihazların pek çoğunda 128 GB'lık dahili depolama alanlarına yer veriliyor ki hani 256 GB'a sahip cihazlar bile çok fazla yok piyasada. Dolayısıyla Xiaomi'nin bunu orta üst segmente bu cihazıyla birlikte getirmesi güzel olmuş. Eğer bu telefonu alırsanız dahili depolama tarafında herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğinizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim iki telefonun en ayırt edici özelliklerinden biri olan kameraya. Biliyorsunuz orta segmentte kamera söz konusu olduğu zaman hani kullanıcılar çok memnun kalmayabiliyorlar. Lakin Xiaomi Redmi Note 12 serisiyle birlikte kamera olayını orta üst segment tarafında tamamen çözümlemiş diyebiliriz. Dilerseniz önce Redmi Note 12'nin kamera özellikleriyle başlayalım. Bu cihazda arkadaşlar 50 megapiksellik bir geniş açı kamerası bulunuyor. Buna 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik de makro kamera eşlik ediyor. Gelelim Redmi Note 12 Pro'ya. Redmi Note 12 Pro'nun ana kamerasına baktığımız zaman 108 megapiksellik geniş açılı bir lensle karşılaşıyoruz. Ona 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Yani toplamda 4 kameradan oluşan bir modülümüz mevcut. Ön tarafa geçtiğimizde ise Redmi Note 12 Pro'da 16 megapiksellik bir selfie kamerası, Note 12'de ise 13 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Peki bu kameralar bizlere nasıl bir fotoğraf performansı sunuyor? Dilerseniz şimdi iki telefonla çektiğimiz fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakalım. Böylece iki cihazın canlı fotoğraf performansını da birlikte deneyimlemiş olalım.
Arka kamera performansında Note 12 ve Note 12 Pro modellerini karşılaştırıyoruz. İlk olarak Note 12'nin mikrofonlarından duyuyorsunuz beni. Şöyle birazcık yakınlaştıralım. Yakınlaştırdığımızda da ufak tefek pikseller olsa da genel olarak kolaylıkla ayırt edilebildiğini söyleyebiliriz. Dışarıda çok gürültü var. Eğer beni duyuyorsanız performansının gayet tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şu anda da Redmi Note 12 Pro modeline geldik. Kamera tarafına biraz daha önem göstermek isteyenler için 12 Pro modeli 4K çekim yapabiliyor. Yani burada zoom performansında daha da yüksek çözünürlüklü görüntüler görebiliyoruz. Note 12 Pro modelinde yani hiçbir kayıp yaşamadan yüksek çözünürlüklü bir şekilde görüntü alabiliyoruz. İki telefonun da performansı bu şekilde. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında paylaşalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fotoğraflar söz konusu olduğunda ya da videolar söz konusu olduğunda iki telefonda sınıfındaki rakiplerine oranla hayli başarılı bir performans sergiliyorlar. Bu noktada gerek normal ışıkta gerek düşük ışıkta iki cihazın da oldukça başarılı performans sergilediğini söyleyebiliriz. Özellikle düşük ışıkta fotoğraf çekeceğiniz zaman hem Redmi Note 12'de hem Redmi Note 12 Pro'da gece moduna geçtiğiniz zaman oldukça başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani ya ben düşük ışıkta da iyi fotoğraf çekebilen ama fiyatı çok fazla uçuk olmayan bir telefon arıyorum diyorsanız hem Redmi Note 12 hem de Redmi Note 12 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Burada benim Redmi Note 12 Pro'da değinmek istediğim önemli bir özellik daha var. Bu cihazda arkadaşlar 9'u bir arada piksel gruplaması ve çift doğal ISO ile birlikte 1/1.52 inçlik Samsung HM2 sensör boyutunu kullanan bir yapay zeka modülü mevcut. Dolayısıyla bu teknoloji sayesinde telefon düşük ışıkta dahi oldukça başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Dolayısıyla bu noktada Redmi Note 12 Pro'nun rakiplerinden önemli bir derecede ayrıldığını sizlere söyleyebilirim. Evet, teknik özellikler dedik, ekran dedik. Şimdi sıra geldi tabii ki batarya yani pile arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde bazı üreticiler hani şarj cihazlarını, daha doğrusu şarj adaptörlerini kutu içeriklerinden çıkarttılar. Ama hem Redmi Note 12 hem de Redmi Note 12 Pro modelinin kutusundan hızlı şarj adaptörü çıkıyor arkadaşlar. Bunu sizlere hemen baştan belirtmiş olalım. Her iki telefonda da 5000 mAh'lik oldukça büyük bataryalar bulunuyor. Bu batarya miktarının 2 günü rahatlıkla çıkarttığını söyleyebiliriz. Yani ben örneğin iki cihazı da test etme imkanı buldum. Redmi Note 12 ile yaklaşık olarak bir 5-6 gün geçirdim arkadaşlar. 12 Pro'yu da böyle 3-4 gün falan bir test etme imkanım oldu. Her iki telefonda çok fazla oyun oynamıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Yani telefonu elime alıp da 2-3 saat oyun oynamıyorum. Bunu belirteyim. İki telefonda normal sosyal medya kullanımında böyle hani arada çerezlik oyunlar oynarsınız ya. Çerezlik oyunlarda WhatsApp konuşmaları vesaire bunlar da normal bir kullanım senaryosunda sizlere 2 günü çıkartabiliyor. Bu önemli ama burada daha da önemli bir olay var. İki telefonda da hızlı şarj özelliği bulunuyor arkadaşlar. Redmi Note 12'de 33 Watt hızlı şarj özelliği var. Redmi Note 12 Pro'da ise 67 Watt hızlı şarj özelliği bulunuyor. Peki bu hızlı şarj özelliği bizlere neler sunuyor? Bunu hemen sizlere belirtelim. Bu hızlı şarj özelliği sayesinde arkadaşlar örneğin evden çıkacaksınız bir bakıyorsunuz telefonunuzun şarjı çok az ve hemen şarja taktığınız takdirde böyle bir 5-10 dakika içerisinde şarj %30, %40 hatta %50'lere kadar doluyor neredeyse. Dolayısıyla bu da size bir günü çıkartabilecek pili sunmuş oluyor. O yüzden artık günümüzde hızlı şarj teknolojilerinin hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada bazı markalar üst seviye modellerinde bile hala 66 Watt hızlı şarj, hatta 66 Watt'ı bırakın 33 Watt hızlı şarjı bile kullanıcılarına sunabilmiş değilken Redmi modellerinde orta üst segmente hitap eden fiyat performans cihazı olarak nitelendirebileceğimiz bu telefonlarda hızlı şarj özelliklerini sunması gerçekten önemli. Sonuç olarak toparlamamız gerekirse arkadaşlar zaten Redmi Note serisi şimdiye kadar ülkemizde oldukça çok satan, kendini ispatlamış bir seriydi. Dolayısıyla Redmi Note 12 ve Redmi Note 12 Pro'da yine beklentileri karşılayacak bir donanımla, beklentileri karşılayacak bir fiyatla satışa sunuldu. Şu anda
bu iki cihazın arkadaşlar fiyat performans tarafında değerlendirecek olursak rakipsiz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu iki telefonun satıldığı fiyatlara baktığımız zaman çok daha düşük özelliklere sahip modellerin olduğunu görüyoruz. Bu telefonlarda yer alan teknik özelliklere sahip rakiplere baktığımızda fiyat skalasının çok daha yukarılara çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla hem Redmi Note 12'nin hem de Redmi Note 12 Pro'nun kendi segmentlerinde oldukça başarılı cihazlar olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu iki telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de yine elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.